Merhaba, herkese selamlar olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizler de çok iyiyiz. Ben dün demiştim lahmacun yapacağım çocuklara. Çünkü dedim ya Ramazan gelmeden hani lahmacunları falan ne istiyorlarsa yapalım. Çünkü Ramazanlıkta bunlar olmuyor yani daha çok yemek yaptığımız için. Biz de bu sene Allah nasip ederse 3 kişi oruç tutacağız. Oğlum tutamaz. Oğlum daha 6,5 yaşında. Tabii denettirmek isterim. Biz 6,5 yaşında da vallahi biz tutuyorduk. Ama bakalım ne olacak. İnşallah nasip. Şimdi lahmacunumun hamurunu yoğuracağım ben. Çünkü sabah kalktım. Kahvaltımı yaptık eşimle birlikte. Çoluk işte çocuk okula gitti. Kahvaltımızı yaptık. Eşimin gitti o biraz karton falan almaya. Onları şey yapana kadar ben de dedim ki o zaman ben hamurumu falan yoğurayım. O gelecek beni alacak. Ondan sonra 3'e kadar ben tekrar çıkacağım. 3'te geleceğim. Oğlumu alıp onun derslerini yaptıracağım. Daha sonra o arada tekrar ben gideceğim. Şeye gideceğim. Domates almam lazım benim. Ondan sonra malımı verip tekrar ikinci malımı verip paramı alacağım ben. Ya da belki birinci malımı verebilirim. Bakalım artık ne kadar topladıysak. Ondan sonra domates alıp geleceğim. Sonra biz birlikte ailece lahmacun yapacağız. Sıcak sıcak yiyeceğiz. Başka bir de bir şey daha söyleyeceğim. İşte soranlar var eşin çalışmıyor mu falan diye. Eşim çalışıyor. Eşim ne iş yapıyor? Bu Karadeniz Zonguldak Ereğli'nin dedim ya. En başta gelen şeylerinden biri de demir çelik fabrikası. Benim babam da oradan emekli. Burada çok çalışan var orada. Bu yani demir çelik fabrikasında. Benim eşim de şirketinde çalışıyor. Öyle bir şey ki iş bittiği zaman biraz beklemesi gerekiyor. Şu anda da yine bekliyor. Benim eşim inşaat ustası. Ayrıyetten üniversite okumuş. Bir insan nasıl diyeyim size moda tasarım okumuş benim eşim. Ama devam ettirememiş. Bir gün inşallah hepsini anlatacağız. Ama çok çalışkan bir eşim var benim. Çalışır. İnşaatlarda hep usta dediğim gibi işte kalıp, demir bağlama her şeyden anlıyor. Hem okumuş hem çalışmış. Anne baba yok. Babaanne büyütmüş kendisini. Tabii bir dönem sonra bir kitap falan lazım oluyor. Biraz işte para ihtiyacı olduğunda hiçbir vermeyince benim eşim üniversiteyi bırakmış oluyor kendisi. İşte bazen büyüklerimiz nerede ne yapacağını bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela ben çocuklarımı okutmak için gerçekten bakın çok seviyorum işimi. Bunu da söyleyeyim. Ehliyetimi aldım. Ondan sonra birkaç yerlerde çalıştım. Yani kendimi bırakmadım ben. Onu da söyleyeyim. O arada işte 4 yıldır da bu işe başladım. Çok da seviyorum. Babamın çevresi hep pazarcı olduğu için çevremizde tanıyor bizi. Benim çevrem burası Ereğli'de. Hani çok da büyük de bir yer değil ama çok güzel bir yer. Gezilmesi gerekilen. Ne büyük ne küçük bir yer değil. Şöyle söyleyeyim. Bizim burada insanlarımız çok insaflıdır. Gerçekten çok iyidir. Tanıdığımız, hepsi tanıdık yani. Bizi duyan, bizi bilenler sağ olsun veya görenler hemen numaramızı alıyor. İşte benim olduğu zaman gelir misin? Tümapenler olsun, işte plastikler olsun. Toplayan arkadaşlarım var, çevrem var, akrabam var. Plastiklerini atmıyorlar. Geri dönüşüm ayrıyetten de çok da güzel bir şey bu yönde. Bu şekilde başladım. İki pazara girdim. Bir buranın Karadeniz Zonguldak Ereğli'nin cumartesi pazarını topluyorum. Bir de kepez pazarını topluyorum. Hepsi de bizleri sever. Allah hepsinden razı olsun. Bütün cumartesi pazarındaki pazarcı abilerimiz, kardeşlerimiz, büyüklerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bize çok destek veriyorlar. Hepsi gittiğimde abla hoş geldin derler. Çok sağ olsunlar. Bu şekilde başladık. Eşim de beni tek bırakmıyor. Benimle birlikte şöyle söyleyeyim akşamları yani pazarlarda bana yardım ediyor. Böyle işimiz bu. Dediğim gibi eşim benim çalışıyor. Çalışıyor yani. Ne yapacağız? Allah'a şükürler olsun. İsterseniz yapalım. Hamuru nasıl yoğurduğumu göstereyim. Kusura bakmayın başınızı ağrıttım. Biraz size tanıtmak istedim kendimi. İlk önce aslında şöyle yapayım. Göstereyim size. Belki ilk yeni hamur yoğuran insanlar olur. Ben alışmışım ama şöyle söyleyeyim. İlk önce
Şöyle, benim suyum ılık. Ben hiçbir zaman soğuk suyla yapmam. Hatta şu anda suyum sıcak. 2 su bardağı su diyelim. Şöyle. 1 tatlı kaşığı şeker tozu diyelim. Tatlı kaşığı dedik. Evet. Yok, çay kaşığı şeker tozu, şaşırdım. 1 tatlı kaşığı da tuz diyelim. Şöyle. Şunu da şuraya koyalım. Tekrar söylüyorum. 2 su bardağı ılık su, 1 çay kaşığı toz şeker, bir şöyle tatlı kaşığı da tuz koydum. Yavaş yavaş ilk önce şunu şöyle bir karıştıralım. Ben bunu yoğurup tekrar işime gideceğim. Geldiğimde şu zaten hepsini yıkadım, hazırladım. Şöyle göstereyim, havuç falan da rendeleyeceğim. Bir tek havuç rendeleyeceğim geldiğinde lahmacun içine koymak için. Bir dışarıda bunun tanesi ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Bence evde daha bir uyguna geliyor. Bir tek domatesim yok. Kapya biber falan ben hep yazdan alıp buzluğa küçük küçük doğrayıp atıyorum. Şimdi yavaş yavaş bu hamur yeni yoğuranlar için söyleyeyim. Böyle yavaş yavaş unumuzu ekleriz. Ona göre kıvamına bakarsınız. Çok sert olmayacak. Dedim ya, ben alıştığım için yoğurmaya bana çok da şey gelmiyor. Bakın direkt çok da güzel hamur oluyor. Eğer bu şekilde yavaş yavaş yoğurursanız, bazen hamur yoğuramayanlar var yani, yapamıyorum diyorlar, olmuyor. Bunu ben bir saat bekleteceğim gidip gelene kadar. Ondan sonra içlerini robottan geçene kadar, kıyma hariç geçene kadar bezelerimi yapacağım. Bezelerim de en azından 15-20 dakika bekleyecek. Bakın çok güzel bir hamur oldu. Cıvık. Katıp bunu da kattık mı tamamdır herhalde. Ne kadar un var söyleyeyim size. 5 su bardağı un var. Ama bana az geldi gibi. Sanki biraz daha getirebilirim. Bir yoğurayım iyice. Böyle. Bunun püf noktasını söyleyeyim size. Güzel olmasını istiyorsanız. Fırınınızı önceden yakın. Altlı üstü yaparken. Benim unum az oldu. Siz işte o şeye göre katar yaparsınız. Bir de kıymanızı sulu yapın biraz. Ben göstereceğim hepsini aşama aşama. Evet, benim hamurum. Ben de o arada buraları topladım. Valla üşüyordum. Sobayı yaktım. Life başladım. Bakın benim biraz un getirmem lazım. Az bir şey daha un getirirsek ondan sonra güzel yoğururum. Durdurayım da. Şöyle sallamadan. Evet. Devam. Şu şekilde. Yoğuruyoruz. Videomu akşam da çekeceğim için arada durduruyorum. Kusura bakmayın. Elimi yedirmeye çalıştım yoğurarak. Bu şekilde yoğurdum. Gördüğünüz gibi yoğurdum. Ele yapışıyor ama çok değil. Bu olsun, bu dinlensin bu şekil. Az bir şey un sepelim altına. Şöyle böyle koyalım. Hafif de bir üstüne şöyle yapalım. Bu şimdi ben bunun ağzını kapatıp dediğim gibi dinlenmeye bırakacağım. Şöyle elimi yıkayayım. Evet, yolcu yolunda gerek. Ben gideceğim şimdi. Bu videomu biraz geç atabilirim. Dediğim gibi ben ancak kızım geliyor. Benim kızım atıyor videolarımı. Şöyle bir yıkayayım da birazdan daha da iyi yıkarım. Sileyim. Balığıma yem vermeyi unutmuşum. Size balığımı da göstereyim ben bu arada. Bakın şöyle
Hamurumu çekeyim geriye. Buraları sileceğim. Bakın ablaları. Bir de böyle bir balığım var. Bizim ev hayvan dolu zaten. Böyle. Hafif eğri oldu bir saniye. Bu şekilde hamurumu yoğurdum. Ben şimdi bu bekleyecek. Ben şimdi gideceğim. Geleceğim. Yapınca inşallah görüşürüz. İç malzemesi nasıl yaptığımı. İnşallah beğenirsiniz. Ne diyeyim. Tekrar herkese merhaba. Ben hamurumu falan yoğurmuştum. Dedim ya işlerim vardı. Onları da hallettim. Şimdi lahmacunumuzu bezeledim ben. Yani tepsiye koydum. Bekliyor. O arada o beklerken lahmacun için nasıl yapacağım onu göstereceğim. Ondan sonra bir yandan da işte orada pişirip ederken hem de sohbet etmiş oluruz. Bu şekilde devam edelim. Şimdi içini göstereyim ben size nasıl yapıyorum. Şöyle kamerayı tutayım ben. Burada size şöyle söyleyeyim. Marul var. Ondan sonra havuç rendeledim 3 tane. Bir de maydanoz doğradım. Çok böyle güzel böyle kıyarak küçük küçük doğradım. Lahmacun içine koyarız diyerek. Burada da soğanlarımı piyaz diyorlar. Piyaz şeklinde yaptım. Sumak döktüm üzerine. Domates de doğradım. Bunlar burada hazır. İçine koyacağız. Limonlar da hazır. Şimdi kendi çaldığım yaptığım yoğurttan da şey yapacağım. Lahmacun içine bazen böyle yoğurt falan da sürenler oluyor ya. Onu da hazırlayacağım. Bir de ayran yapacağım. İçimizi söyleyeyim ben size şimdi. Kıyma harcımızın içi. Ben 2 tane domates soydum kabuklarını. Burada kapya biberimiz var. Kırmızı 2-3 tane. Bir tane mi yumurta var? Evet. Birkaç gün arada başlıyoruz. Evet. 3-4 tane yeşil biber var. Bir de şöyle bir bağ da maydanoz var. Bunun hepsini güzel robottan geçireceğiz. Dedim ya ben bunları hep hazırlayıp da işte yazdan veya aldığımda fazlaysa herhangi bir şey olmadan buzluğa atıyorum. Güzel oluyor çıkartıp yapmaya ama domatesimi eşim yeni getirdi. Bu da ben rondodan çekmiştim gerçi ama bir tane büyük bir soğan bir daha içine koyacağım güzel olsun diye. Bir de şey var, 2 diş sarımsak var. Bunun hepsini şimdi ben güzel bir rondodan çekeceğim. Kenardaki kıymamıza sonradan katacağız. Bir şekilde. 15 tane bezem çıktı benim. Vallahi dışarıda ne kadar fiyatını siz bilirsiniz. İsterseniz sizi rahatsız etmeyeyim ben hazırlayayım. Bu şekilde oluyor. Kıymamı kapacağım şimdi. Evet, bakın hazırlandı içi. Şöyle bunu köşeye koyayım. Kıymalarımızı da içine katalım. Benim kıymam dolapta vardı. Şöyle. Ne kadar vardır? Yarım kilodan, yarım kilo vardır. Belki fazladır da. Düşünsenize bu camla birdi. Tekrar harcı buna koyarım. Şimdi ne yapıyoruz? Kıymayı da koyduk üzerine. Şimdi tuz. Tuz dökelim. Ufuk. Canım ayran makinesini de indirelim. Şey yapsana. Salçaları versene. Biraz karabiber. Tuz kattık. Ne kadar kattım tuzu? Bir yemek kaşığı yarısı kattım. Karabiber. Çok acı yapmayacağım. Oğlum yiyemiyor. Sonra üzülüyorum. Kimyon. Katalım kimyonumuzu. Ufuk, ayran makinesini de çıkarsana.
Çok az bir şey toz biber katacağım, güzel renk versin. Ya şunu aldım. Alışmış elim böyle o şekil katmaya. Dedim ya ben ölçüyle yapmadığım için. Böyle nane de katalım. Güzel olur. Yok karıştır şey yap. Kırmızı pul biber. Bir şey unuttun mu Fukya? Bir şey lazım aşkım burada. Şey şunlarda. Yok ondan katmayacağım. Yok onu katmayacağım. Ne yapacağım? Çok az bir şey. Bu neymiş? Yanlışlıkla tatlı bibermiş. Bundan güzel bir şekilde bir yemek kaşığı katalım. Hatta biraz daha fazla katalım. Rengi kırmızı olsun. Çok böyle küçücük ucunda acı katacağım. Salça. Ucunda katayım da çocuklar yemez memez. Benden olsa yerim de. Şunları dolaba koyarız. Şimdi buna şöyle söyleyeyim. Yazık günahtır. Gerçi yine karıştıracağım ben bunu da. Şöyle dursun. Buna şimdi bakın. Benim harcım çok olduğu için görüyorsunuz. Bu su bardağı çok büyük. Nasıl diyeyim size? Bir su bardağına yakın. Çok da değil. Ben su katıyorum. Çünkü birbirine karışacak o. Şöyle yapalım. Elimi de şöyle sileyim. Bismillah. Size şöyle söyleyeyim. Bakacağız katıysa tekrar su katacağız buna. Canlar. Bu biraz daha su istiyor. Ben bunu hamura kattığımda yani ben bir su bardağı kattım. Çünkü dediğim gibi benim iç harcım ve kıymam çoktu. Tekrar tuzu sizi çok rahatsız etmeyeyim. Evet yaptım ben. Ufuk yakın çeksene canım. Görsünler. Bakın çok güzel oldu. Kameramın geldi. Evet kameramız geldi. Beni sinir eden kamerazımız geldi. Dur. Şöyle boşaltayım. Bismillah. Gördüğünüz gibi bu çok oldu. Aslında bunu bir kaba koyarak acaba saklayabilir miyiz? Saklarız. Babam diyor ki nasıl yapıyorsun sen onu diyor. Hani onlar Tekirdağ'da benim ailem uzakta. Dedim baba siz onu yapamazsınız. Babam da diyor ki, dedim sen gelince ben sana yapacağım dedim. Ufak yesek çarşıda ne kadardır bu lahmacun? Son bir tane, tanesi 15 lira mı neydi galiba? 15 mi? Evet. Ufak 15'e hiç şey vermiyorlar. Su olmuş kaç lira, sen de var ya öyle şey diyorsun ki. Ne, sen hala Ufak bir şey sorduğunda şeysin, böyle bir eski market fiyatlarındasın sen ha valla. Onu sana söyleyeyim. Abi alışamadım hala. Şu anda bir ekmek olmuş. Biz ekmeği 4 TL'ye alıyoruz kaç aydır. Dün babam beni aramış. Sizin orada ekmek ne kadar oldu? Dedim baba bizim burada 4 TL oldu. Bizim burada yeni 3 lira oldu diyor. Ya düşünme yani biz aylardır bu şekilde Ufuk hala eski market zamanlarında. Yok. Bakın. Önceden sen stokladığın için ben eski fiyatlardayım hala. Yine fiyatı geçmedi. Mazot hariç. Şimdi güzeline bakar mısın? Çekiyor mu güzel? Evet. Bu da hazır. Şunu nereye koyalım? Bir dakika ben makinamı kaldırayım. Şöyle. Hele bakın kim gelmiş? Ufuk gelmiş. Acaba benim beyim neler getirmiş? Ne getirdin aşkım? Arabayı fırladım aşkım. Aferin. Çalışkansın. Çalışkansın çalışkan. Aferin. Bugün ekmeği hak ettim. Ben de çocukların dersini falan ha? Bugün ekmeği hak ettim. Ekmek aldın mı? Yo. Sen işe başladın. Ben ne yapacağım? Tek mi yapacağım? Ben de sana ne güzel bir şarkı söyledim. Gördün mü türkü? Hele bakın kim gelmiş. Ah benim kocam gelmiş. Keşke gelmesem iyiydi. Giderim.
Nereye gitme. Bunu ne yapsak? Biraz şey mi oldu? Dökülmez değil mi ya? Hayır hayatım, sofraya koymayacağım onu zaten. Sofrada yapmayacağım. Şeyde yapmayacağım. İçeride sıcakta mı yapalım ya? Aslında ben bu pizza makinesini de yaparım da. Ne yapalım? Sen... Büyük, aslında var ya. Büyük açacaksın. Anasını koyacağım böyle büyük lahmacun. Kısır olur değil mi? Neyse. Bu da burada böyle olsun. Ben bunu bu şekilde siliyorum. Onları yıkarım. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Şimdi de ayran yapıyoruz. Bunu ben çalmıştım. Mayalamıştım daha doğrusu. Çalmıştım. Çalmadım yoğurdu. Mayaladım. Şeyi bir göstersene. Bak bakın ben böyle çekiyorum işte videolarımı. Başka tabii yine var büyük şeylerim de çekim yapmak için. Küçükler de var. Bunu ben dediğim gibi pazarda köy pazarı iki bezle yine. Evet. Oradan abla temiz bir yaptığı için ondan aldım. Verdi daha doğrusu. Ondan sonra süt aldım. Getirdim eve. Biz içtik birazını. Ondan sonra bununla da bir mayaladım, çaldım diyecektim. Biz öyle alışmışız. Mayaladım. Neyle mayaladım? Kendi marketteki hazır yoğurtla mayaladım. Çok da güzel olmuş ama Ufuk. Derler ki yoğurdu tahta kaşıkla. Gerçekten bunda çok güzel ayran oluyor. Bu arada acaba benim kadar çok masraflı bir bayan var mıdır diyeceğim. Ama gerçekten başka. Bakın öyle değilim. Size söyleyeyim. Benim kadar da şey bir insan yoktur. Ama yemek yani yapıyoruz. Çarşıda gidip yemektense bunu nereye koyalım? Ufuk hiçbir yere, bir yere şey ettiremiyorum. Yemeği. Tabaklardan alalım da. Hı? Aha çok güzel. Şimdi ne ödüyoruz? İlk önce şöyle biraz katı yapalım. Ben bunun altını yaptım değil mi? Evet. Evet. Böyle bir yapak. Biraz da tuz katak. Bizde şey derler. Beni çekiyorsun değil mi Ufuk? Yok şu an makineyi çekiyorum. Ama senin öyle mi? Bir de kapağını yarım çekiyorsun. Onu da fark ettim bir de. Bütün hatalar bunun yüzünden size söyledim yani ama öğrendik. Her şeyi öğrendik. Yavaş yavaş. Ne diyecektim? Bir de bizde şey derler. Tuzu çok dökerse eşin çok seviyor derler. Hı. Benim tuzlu oluyor mu yemeklerim? Var. Sevmiyorum ben. İstedim de onun için. Sevmiyorum ben. Sevmek ne ya artık? Saygı. Sevgi sonra. Sade sevgi karın doyurmuyor. Saygı da önemli. Bismillah. Çok da rahatsızlık vermek istemiyorum ama nasıl bir şey geldi? Vardır sizlerde belki. Ben çeyizlerinde vardı. Çeyizimdeydi. Kullanıyorum ya ben bunları. Niye öyle diyorsun? Çok güzel oldu güzel. Bakın getir Ufuk getir. Getir. Hiç kaşığı şey yapmadan getir. Bakın çok güzel oluyor. Köpeğe bakar mısınız? Susurluk aynalı. Evet gerçekten. Ben bir gün birisi mevlüt yapıyordu. Okutuyordu, yapıyordu. Ben böyle bir kafa gitti. Ha bak şeymiş. Ben bir şey zannettim. Almaya çalışıyorum. Robotun şeyi. Ben bunu götürdüm. Dedi ki bana çok sağ ol dedi. Allah senden razı olsun. Bir de ayranı hazır ayran zannetmişler. Yapıp kovaya doldurmuştuk biz. Ben şimdi bunu tadına bak. Baksana köpükten bir türlü ayrana ulaşamıyorum. Bir dakika. Ay harika. Böyle hepsi harika. Bu bize yeter mi? Şöyle bir şeye doldurak. Bismillah. Ya Allah bismillah. Bak ya köpüğümü göstersene Ufuk bir geri ve bakalım. Bakın 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 köpük de gelecek şimdi onunla birlikte. Bakın anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bunu koysam döksem acaba taşar mı?
Ya var ya, size bir şey söyleyeyim mi? Daha doğrusu sana bir şey söyleyeyim mi Ufuk? Gerçekten benim kalbim o kadar... Beni çeker misin Ufuk? Allah'ım sen beni çekiyorsun canım. Aşkım şu an ayran üzerine köpüğü çekiyorum. Çek de şöyle bir şey var. Benim kalbim gerçekten çok düzdür ve bakar mısınız? Bak hiç önceden yani yapardım ama bu kadar yapmazdım. Az falan ya da yapıp kovaya dolduruyorduk yani hani mevlüt falan okuttuğumuzda. Ama şuna bakar mısınız ne kadar kalbim düz. Neyse anlatmaya gerek yok. Bir şey demiyorum. Olay ortada. Tekrar dediğim gibi. Sen bunu gördün mü? Hazırladım. Gördüm. Havuç, maydanoz, marul. Hazır. İçine koyarız. Gördün mü canım bak? Sumaklı soğan. Domates. Limon. Sade uşaklarıma. Bu. Aşkım acık durdur. Şurayı toplayayım. İçeriye gidelim. Hazır edelim. Evet ben arkadaşlar unuttum. Biraz da yoğurt yapacağım. Lahmacunun içine belki sürmek isteyen olur diye. Şöyle. Kaşığım. Benim kendi kaşığım temizdi. Çok az bir şeydi. Nane gezdiriyoruz. Şimdi dursun. Böyle. Bunu iyice bir karıştırak. Lahmacunu sürülüyor ya. Belki çocuklar sürüyor. Enes bile öyle de seviyor ya. Ufuk. 1,5 milyara hazırla. Öyle bir sofra yani. Böyle o şekil bir yapış şekli ama. Böyle görebilir misin? Enes çok seviyor. Ben 1,5 milyar yerim ya. Evet. Takipçilerim çoğalsa da ay. Sen maaşa dönsün. Ben bu. Nasıl yani? Evet. Ha? Sen artık. Ha. Abone. Abone yapın beni. Şey beni artık bin yani yapın da ben bir canlı yayın açayım. Ne olursunuz yalvarıyorum. Açamıyorum. Bakın nasıl yalvarıyorum. Gördün mü? İlla akşam konser mi verelim? İlla konser mi verelim yani? Yeter mi bu? Yeter hayatım yeter. Neyse. Benim, bu arada 1 kilo yoğurtun evini yıktık. Benim İniyesem yese yeter. He? İniyesem yese yeter. Yemesin yani. Bu şekilde. Heh. Buraları ben toplayayım. Hadi kapat. Şimdi ben bir tane açtım. Eşimin işleri vardı. Bana yardım ediyor. Bu şekilde yağlı kağıdın üzerinde. Yetişsene bu. Ben böyle uzunlamasını açtım. Aslında bizim kare tepsilerimiz de vardı Ufuk. 2 tane o şekilde de. Bakın kıymam sulu. İçinde yok yok. Bu şekilde koyuyoruz. Şöyle yayarak. Şimdi Ufuk diyor bu ne zaman pişecek? Ben ne zaman oturacağım? Böyle lahmacun yaparken aslında 1 gram tas ses geliyor. Başta eşer bunu yapma. Şarbını yamallama. Zaman arada değiştirdi. Şarbını yamallama. Ben söyleyeyim sen ağlama. Değil mi bu? Hele ne olurdu ne olurdu. Hele ne olurdu ne olurdu. Evet biz çok acı yediğimiz için boğazlarımız diyeceğim ama böyle güzel sesimiz. O yar benim olsa ne olurdu. O can benim o salem olurdu. Bol bol yapayım mı içine? Çok zaten. Başka hangi türküleri var? O Latif Doğan söyledi var. Başka biz yanlış yerden girdik. He? İbrahim Tatlıses söylemiyor mu onu? Kim söylüyor? Latif Doğan. Öyle mi? Ya neydi? Yok bir ara da neden öyle geldi aklıma? Bir ara da sanki onlar da böyle bir program vardı. Flash mıydı neydi? O program şey güzeldi ya o kanal. Flash gibi mi? Değil mi Ufuk? Böyle onlar da yapıyorlardı işte. Ama bir gün de size çiğ köfte yapayım. Hatırladın mı gittiğimde? Gittiydim ben. Bir oralara gitmemiştin. Oralara da gittin Ufuk. Hepsini gördüm. Size bir şey söyleyeceğim. Ben dışarıda çok böyle şeylere para vermem. Doğrusunu söyleyeyim. Kendim evde zaten yapabiliyorum hepsini. Hamburgerlerimden çok nadir hamburger gidip alırım çocuklara ben. Böyle gözlemelerimi ondan sonra lahmacunlarımı her şeylerimi zaten kendim yapıyorum. Fırın açtı mı canım? Dur dur git fırını aç. O kadar güzel olmuş ki hamur. Yani gerçekten. Demek Latif Doğan'ın türküsünü söyledim ben ha yanlışlıkla. Şaşırdım.
O da bizden ne olacak? O da İbrahim Tatlıses gibi. Çiğ köfte de bu. O da aynı yani, fark yok. Bir de şey söyleyeyim. Şalman yeşal. Bir de var ya, size bir şey söyleyeceğim. Artık bir yerlerde böyle hani müzik falan koyduğu telef hakkı yediğimiz için kendim kendi müziğimi söylüyorum. Değil mi aşkım? Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Sen de bir Ferdi Tayfur'dan söyle bakalım. Senin kaç tane böyle ne oldu? Benim hiç bilmiyorum. Benim bir tanesi Çıkmış Ufuk, biliyor musun? Size bir şey söyleyeceğim. Her akşam benim bir tanesi giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Bilmiyorum niye. Canı sıkılıyor. Her akşam öyle yapıyor. Ondan sonra dayanamıyor herhalde, bir daha giriyor. Bilemeyeceğim. Neyse, olur ya. İnşallah her şey iyi olur. Bilmiyorum. Bir de çok güzel böyle sarımsak falan kokuyor, biliyor musun? Baharat harika. Niye sordun kaç oldu diye? Yok, ben şarkı söyleyince onları da kaybetme diye. Her sen şarkısını diyor. Her şarkısının hangi şarkısı var ki? Çok şarkısı. He? Çok şarkısı var. Mesela? Yaktı beni, batan güneş, huzurum kalmadı. Ha, sen bilirsin. Sen öyle biliyorsun yani o kadar şeyi. Her şarkı seviyorsun yani. Yani. Biliyorsun. Yaşlanmışım ya. Hı? Yaşlanmışım. Yaşlandın mı? Bir de oturdu bekliyor. Ne bekliyor? Elin korkak alıştırma aşkım, bol bol. Hı? Elimi korkak alıştırmıyorum. Ben bunu böyle yapıştır yapıştır. Bakın. Çok yazdım bugün ya. Fuh. Az gezeydin. Fuh. Baksana. Bir tanesi oldu mu? O, bilmiyorum ki. Yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni. Derisi nasıl? Gözlerin karası oldu, yürek yarası. He. Bu gönül macerası yaktı beni. Diyorsun. Yaktı beni. Bu kadar. Gözlerinin karası oldu, yürek yarası. He? Oldu yürek yarası. Oldu yürek yarası. Bu gönül macerası. Bu gönül macerası yaktı beni. Ben öğreneceğim. Aslında biliyorum da çok fazla unutuyorum ya. Ben çok çok unutuyorum böyle şeyleri. Ama kendi öz memleketi bir şey unutmuyorum. Bu da böyle. Kaçıncı bu? İkinci. Bir tane açayım. Onu da gösterelim. Ne oldu kartof? Oğlum. Açamam. Burada hamur açıyorum. Uçarsın. Ya uçmuyor. Ben iş yapıyorum. Benimle birlikte gel diyor. Benle konuş diyor ya. Yok böyle bir şey. Elimdeki el bezlerini falan almaya çalışıyor. Renkleri seviyor ya. Ya ona vereceğim. Temizliği o yapsın. Ya vereceğim ama bir daha o yapsın temizliği. Bugün dadım tuzum ya, bilmem ki niye. Niye acaba? Böyle var ya, hava yağmurlu. Sevmiyorum bu havaları. Ben. Ben seviyorum. Evde mi oturuyorsun? Evet Ufuk, evde oturuyorsun. Evet. Hadi sen git fırına bak. Sen git fırına bakar mısın? Şimdi biz fırına koyduk. Koyduğumda biraz geç oluyor. Fırın eşim kadar hızlı değil. Vallahi gerçekten ya. Ben bekliyorum böyle burada. Şeyde pizza makinesinde daha çabuk oluyor, onu söyleyeyim. Zaten ben fırında böyle kek, mek yani yaparım.
gözleme türü şeyler genelde. Yaz gelsin de dışarıda sacda yaparız bu tür şeyler aidiyette. Deprem olmuş birkaç yerde biliyor musun? Aslında elle sürülüyor da ben şimdi hem açıp hem yaptığım için buna işte birkaç kişi lazım oluyor. Ne oldu? Aslı gitti ya lavaboya. Onu arkasından bağırdı. Bu şekilde şimdi altını açayım. Ne yapıyoruz? Ağzını kapatıyoruz. Şimdi bunun sulandığına bakmayın. Zaten direkt kendisini çekiyor. Şimdi benim hızlı hızlı açmam lazım. Çünkü çok çok çabuk pişiriyor. Böyle. Göstersene lahmacunu. Aç göster. Yani çıtırtıyı duyuyorsun zaten. Ama buna gerek yok değil mi? Yani. Annem de benim çok hızlı yüz kaçar. Bir şey mi olmuyor? O fırındakine bir şey olmaz değil mi? Sen fırını bundan sonra çek, tamam mı? Biz hem yiyelim, bir yandan da yapalım. Yeter fazla. Şimdi bunların hepsini düşüreceğim ben. Bir saniye. Bir saniye kartof, dur oğlum. Fırına bakın. Çektik. Bu şekilde camlar. Kapatalım. Onun altına. Getir Fuk. Çocuklara yapayım. Aslında ben bir tane koyayım. Öyle yapayım. Ha? Şimdi şöyle bir şurayı alsana canım. Hemen alacağım şimdi onu. Hazır biliyor musun burada? Fırına baktın mı? Tamam. Bismillah. Şöyle açayım ben bunu. Kıyma var. Çocuklara verelim. Bekle bekle hemen oldu. Şöyle. Tekrar bunu yaparken bir yandan yiyelim. Bismillah. Bak fırını sakın şey yapma Ufuk. Ondan sonra kapat burada yapalım. Eğer altını kısır kısır olmasını istiyorsanız o arada işte bu şekilde yufkayı koyarken zaten altı kapalıydı. Sıcağıyla yufka biraz sertleşmiş oluyor. Ama yumuşak değil mi Ufuk hamurlar? Hı hı. Bu şekilde sürüyoruz. Biraz daha soğur. Ufuk istersen bir durdur da bir fırına. Şimdi Ufuk. Bunu biz şey yapalım istersen. Şunu şuraya koyayım. Çocuklarınki büyük olsun. Getir yaklaştır. Tamam, bakın. Bakın. Anlatmaya gerek yok. Şöyle yapayım. Değil mi? Şöyle. Evet. İşte. Çok güzel, çok güzel. Enes sen de soğan istiyor musun? Enes! Aşkım. Yemin ediyorum aynı. Limonu şöyle sıksana. Gel sırrına bak. Sıkayım mı? Ben sıktım zaten. Senin sıkmana limonu gerek yok. Vereceğim mi? Şey ver, bıçak limonu ver. Sıkacaktım. Bak bu ne?
Tamam annem, ben yaptım artık, gerek yok. Ben yaptım canım. Arkadaşlar bak, bu arası sıkacaktım. Tamam, ben yaptım, dur. Bu arası. Tamam Enes, bana bakar mısın? Nereye gittin oğlum? Enes'in bu kız tabağı bu. O Aslı'nın mı Enes'in tamam, mi? Tamam, Aslı mı? Fark etmez. Ben çıkmak mıyım istiyorum? Bu şekilde lahmacunlarımız hazır. Ben Enes'in şimdi hazırlayayım. Şöyle bakıyorum. Anlatmaya gerek yok. Tırlarımı göster. Evet. Şimdi tekrar bismillah. Bol bol. Lahmacuncuya gitsek böyle verirler mi? Benim hep ama şey değil, dükkan değil. Tamam mı? Böyle sahil kenarı falan olsun. Ondan sonra böyle saz çalsın dışarıda bir tane çocuk. Ondan sonra şey keman, gitar çalınsın. Çok isterim biliyor musun? Öyle bir yer açayım. Böyle ben hani otobüsler olur ya ufuk. Böyle düşün. Böyle ben de işte hazırlayayım. Ondan sonra dışarıda kahvelerini közde yapsınlar. Böyle bir dükkan olsun ya. Neden olmasın ki? Tabak nerede? Getir. Başkanım sen bana ver. Ben hafta sonları satayım. Aslı kızım. Evet. Enes oğlum. Aç telefonu. Yapaladın mı? Demek kaçamak yapıyorsun. Beni mutfağa gönder çaya. Gerçekten çok güzel olmuş. Bence deneyin. Yani bakın daha ne kadar içim kaldı. Bak göstersen Ufuk. Ne kadar içim var. Ondan sonra biz kaç tane yaptık? 15 tane benim bezem vardı. Bir tane yedik. Bilmiyorum işte. Neyse işte 15 tane. Kaç tane çıkar? Şöyle söyleyeyim. Yakaladın Ufuk. Beni böyle bir tıkandım. Şöyle kaldım. Kusura bakmayın. Böyle önünüzde de yedik. Ama eşim yakaladı. Vallahi buramda kaldı Fuk ya. Aşkım ben gideceğim çünkü videonu çek. Evet, mal boşaltacak. Dışarıda fırtına başladı çünkü evet, burada. Mal boşaltacak. Islanmasın malımız. Ben evde duracağım. Çay falan koydum. Yani eşim yaptı. Teşekkür ederim. Biz bugünlük bu kadar. Eğer gene bir kusurumuz, bir şeyimiz olduysa kusura bakmayın. Böyle de yedik, hakkınızı helal edin. Vallahi gelin yapalım, tekrar söylediğim gibi. Tekrar böyle şunu söyleyeyim, tekrar bana işte yazanlara, izleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Ama yine de destek bekliyorum. Abone olun lütfen. Çevrenize söyleyin. Yani izlemeyle kalmayın. Çok izleyip de abone olmayanlara söylüyorum. Ücretsiz destek verin. Çünkü tekrar söylüyorum, gerçekten canlı yayın açmam için bu gerekiyor benim. Böyle ne diyelim Ufuk, tekrar herkesin, ben kutlamış mıydım bilmiyorum da, herkesin mübarek kandili kutlu olsun diyeyim. Allah böyle ne dilekleriniz varsa kabul etsin. İlk önce sağlık, huzur, mutluluk versin herkese. Ne de dilekleriniz varsa kabul olsun diyeyim ben. Tekrar kandiliniz mübarek olsun. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Güle güle.